Merhaba arkadaşlar, benim ismim Gürkan, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün şimdiye kadar çektiğim en önemli videolardan birini çekiyorum. Shopify'da ölçekleme nasıl yapılır videosu olacak. Bu video, eğer Shopify yapmıyorsanız ya da henüz Shopify'da ileri aşamaya geçmediyseniz de bu video sizin için çok ama çok önemli. Çünkü e-ticaretin hangi alanında olursanız olun ölçeklemeyi bilmeniz gerekiyor. Ve bu videoda anlatacaklarım, genel olarak bir ürünü nasıl ileri aşamaya taşırsınız, bir ürününüzü 3 satıyorken nasıl bunu 300'e 500'e çıkartırsınız, bundan bahsedeceğim. Ve bu tamamen bilimsel verilerle olan bir şey. Yani hani şuradan bu şekilde yapın, bu şekilde kısa yolunu yapın değil. Datayı okuyarak, datayı analiz ederek bu datayı belli metriklere göre ölçeklemenin yollarından bahsediyor olacağım. Adım adım formülleriyle, hangi datalara bakmanız gerektiğiyle ilgili olarak ve bu önceki çektiğim nasıl test yaparsınız, 5 dolarlık testlere nasıl yaparsınız videom vardı. 50 siparişe kadar ne yapmanız gerektiği ile ilgili adım adım anlatmıştım. Bu video ondan sonra ne yapmanız gerektiği ile ilgili olacağından dolayı o ürün testini geçmiş olacağım. Eğer henüz onu izlemediyseniz önce onu izleyin, çünkü şu an birazcık karışık gelebilir ama dediğim gibi, eğer e-ticaretten, dijitalden, reklamlarla bir şekilde para kazanmak istiyorsanız bu videoyu anlamanız lazım. Çünkü bu kısımları izlemezseniz zaten öncesi de oturmayacaktır. Ne yapıyoruz? Biz Shopify'da nasıl bir satış yapmak istiyoruz? Çünkü şunu biliyorum ki Türkiye'de, hatta dünyada insanların %95'i, 98'i Shopify Dropshipping'de nasıl satış yapılacağını bilmiyor. Hala herkes reklam ver, kitle hedefle, işte lazer hedefle, şu bu ile reklam vermeye çalışıyor. Bunlar yanlış. Yani Facebook'ta reklam vermekle iş bitmiyor. Facebook'ta dönüşüm reklamı çıkmakla iş bitmiyor. Mevzu hangi dataya, hangi metriklere bakıp işi günlük 1000-1500 dolar reklamlara yatırdığınız zaman ne yaptığınızı bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden dolayı henüz hiç başlamadıysanız bile bu video sizin için çok ama çok önemli. Can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Umarım faydalı bulursunuz. Umarım notlar alırsınız. Umarım bu video sizin hem Shopify dropshipping'e bakışınızı değiştirir. Çünkü göreceksiniz ki aslında bizim yaptığımız şey öyle hani 3-5 reklam vereyim, satış yapayım değil. Gerçekten belli metriklerle çalışıyor olacağız vesaire. Zaten oralara geçeceğim. Teknik detaylara geçmeden önce videoyu beğenirseniz, ki algoritmaya çok yardımcı olacaktır, ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim bu videoların devamı için. Kendinize çok çok iyi bakın. Hadi teknik detaylara geçelim. Bildiğiniz üzere 50 siparişe ulaşana kadar nasıl bir strateji uyguluyorduk? Her gün 5 dolarlık reklamlar veriyorduk. Bu 50 siparişe ulaşana kadar sürekli böyle devam ediyor. 5 dolarlık reklamlarla ne yapıyoruz en iyi? Yani hiç bütçeyi artırmıyoruz. Fakat aynı hedef kitleyi ikiye katlıyoruz. Yani ilk başta yine hedef kitlelerimize başlıyorduk. Diyelim ki kedi köpek ürünleri yapıyoruz. Bir kedi severler dedik. Bir kedi maması ile ilgili bir şey girdik. İşte bir de kedi magazinleri ile ilgili bir hedef kitle girdik. Diyelim 3 tane hedef kitlemiz var. Bunları dediğim gibi önceki videoyu izlemeniz gerekiyor ama teknik olarak yaptığımız şey şuydu. Belli metriklere bakıyorduk her gün. İlk gün herhangi bir şekilde link click almış mı, en az 2 tane, buna bakıyorduk. İkinci 24 saatte sepet ekleme olmuş mu, buna bakıyorduk. Üçüncü 24 saatte işte satın alma olmuş mu, buna bakıyorduk. Yani satın alma olmuşsa bizim kar marjımızı kırmayacak şekilde karlılığına bakıyorduk. Eğer karsız hale geldiği zaman satış olsa bile bunu iptal ediyorduk. Yani bizim teknik olarak baktığımız ilk kritik 3 gün vardı. Burada link click dediğimiz klik, yani reklama tıklama en az 2 tane olacaktı. Daha sonrasında sepete ekleme, burada en az bir taneye bakıyorduk ve satın almaya bakıyorduk. Bu 50 siparişe ulaşana kadar bakacağımız ilk 3 gün bu şekilde. Ondan sonraki her gün bu 5 dolarlık reklamları devam ettiriyoruz. Ta ki biz karlılığı yitirene kadar. Bu karlılığı nasıl yapıyorsunuz? İşte ürünü 25 dolara satıyorsunuz diyelim ve AliExpress'ten 5 dolar alıyorsunuz. Siz 20 dolar bir üründen kar ediyorsunuz. 20 dolar bir üründen kar ettiğiniz için her gün eğer 20 dolardan daha ucuza geliyorsa reklamlarınız, yani diyelim 10 dolara bir ürün aldırıyorsunuz, bu olur, sıkıntı yok. Şu an zaten çok büyük karlılıkla ürün satmamıza gerek yok. Şu an bizim data toplamamız gerekiyor. Böyle diyelim ki 10 gün devam etti. Yani 10 gün boyunca ürünler satılmaya devam ediyor. Bazen 2 günde bir satılıyor, bazen bir gün satılıyor. Bu reklam setleri de devam ediyor. Peki reklam setlerinin nasıl çoğaltıyorduk? Yani eğer bütçe arttırmıyorsak biz bu reklamı nasıl daha çok insana ulaştırıyorduk? Şu taktiği uyguluyorduk. Diyelim ki bu 3 hedef kitle, diğer 10 tane hedef kitle denedik. İşte bu kedilerle ilgili. Diğer 7 tanesi sonuç vermedi. Ya işte link click almadı, ya sepet ekleme almadı, ya satın alma almadı. Sadece elimizde 3 tane kaldı. Diyelim bu 3 tane. Bu 3 taneden her gün 2 tane yeni
duplicate ediyoruz. Yani iki tane çoğaltıyoruz. Bu çoğaltma nasıl oluyor? İşte bugüne geçtik. Bu bugün iki tane satılmış. Bu bir tane satılmış. Bunlar henüz satılmamış. Diyelim beşinci güne geçtik. Şundan ve şundan birer tane çoğaltıyorsunuz. Sonuç olarak ne oluyor? İki tane kedi severler oluyor. İki tane kedi maması oluyor. Bir tane kediyle ilgili magazin oluyor diyelim. Şuna da magazin dedim. Ondan sonra diğer güne geçtiğimizde burada yine performansını kaybedenler olacak. Yani o bizim kazanan hedef kitlemiz olsa bile. Diyelim ki bir tanesi performansını kaybetti, bunu kapattık. Sonra yine en iyi performanslı iki tanesini çoğaltıyoruz. Sonra burada yine iki tane çoğalttık, iki tane çoğalttık. Diğerini bir daha çoğalttık. Totalde bir 6 tane hedef kitlemiz oldu. Böyle böyle her gün işte bir iki tane düşürüp performansı düşenleri ya da karlılığı yitirenleri kapatıp yenisini açmaya başlıyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Belki 50 siparişe ulaşana kadar böyle 8-9 tane reklam setiniz açılmış olacak. Bunlara biz para harcıyoruz fakat bir yandan da zaten karlı bir şekilde satış yapmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla biz zaten 50 siparişe geldiğimizde cebimizden hiç para çıkmadan bu 50 siparişi karlı bir şekilde almış olacağız. Neden cebimizden para çıkmamış diyorum? Çünkü evet, ilk 3-4 tane sipariş, hatta 5-6 siparişte reklam giderlerimiz ürünlerden daha fazla. Neden? Çünkü biz birçok karsız reklam seti denedik. Fakat bu aşamaya geldiğimizde zaten bunların karlı olması gerekiyor kapatmamamız için. Ve siz 50 sipariş ulaşabildiyseniz demek ki en az 5-6 tanesi karlı bitirmiştir. Ve bu durumda biz öyle ya da böyle 50 üründen kar etmiş olacağız. Ve günün sonunda diyelim ki kaç tane kaldı elimizde? 10 günün sonunda demiştik. Burada 10 gün geldi. 10 günün sonunda 50 sipariş oldu ve elimizde şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane reklam seti var. 8 reklam seti, 50 sipariş, 10 gün. Buraya kadar umarım anlamışsınızdır. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Asıl ölçekleme aşaması. Buraya kadar ölçekleme değil de buraya kadar ürün testi aşaması dedim size. Yani 50 siparişi ne zaman olursa bu 10 gün olur, 7 gün olur, 6 gün olur, 18 gün olur. Fark etmezsin kendi bütçenize göre. Çünkü çok bütçeniz yoksa ilk başta yavaş yavaş test edeceksiniz. Ama 50 siparişe geldiğimizde ölçekleme kısmına geçiyoruz. Ben yine önceki videoyu birazcık özetlemiş gibi oldum ama yine anlamadıysanız önceki videoyu izleyin. Anladıysanız kısa bir özet gibi olmuş olacak. Şimdi ölçeklemede iki tane kısma ayırıyoruz. Ölçekleme 1, ölçekleme 2. Ben ilk olarak ölçekleme 1'i anlatıyor olacağım. Ölçekleme 1 yine bizim asıl parayı vurduğumuz yer değil. Ölçekleme 1 de bu sefer daha büyük bütçelerle ama yine bir test aşaması gibi ama bu yine 50 siparişteki test gibi değil. Daha büyük bütçelerle test ediyor olacağız. Daha büyük paralar kazanıyor olacağız ama henüz asıl parayı bulacağımız yere geçmedik. Bu ölçekleme kısmının teknik ayrıntısına geçmeden önce bizim satış honimizi gayet iyi anlamamız gerekiyor. Bizim satış honimiz ne ve bu satış honisini neden anlıyoruz öncelikle? Satış honisi dediğimiz şey şu. Yani müşteriyi ilk olarak girdirdiğimiz ve her aşamasında müşterinin bizimle birazcık daha etkileşime geçti ve birazcık daha ısındığı bölüm. Burada neden bunu bilmemiz gerekiyor? Çünkü buraya ulaşan müşteri her zaman şuradaki müşteriden daha sıcak oluyor. Dolayısıyla biz buradaki müşteriye yaklaşmamız gereken şeyle, vermemiz gereken reklamla ya da ona vermemiz gereken indirimle ilk aşamadaki müşteri aynı olmuyor. Dolayısıyla biz satış önümüzü çok iyi bileceğiz ki hangi aşamada, hangi müşteriyle hangi aşamadayız bunu anlamamız gerekiyor. Ayrıca bu satış önerisinin aşamalarına geçmeden önce de şunu söylemeliyim ki eğer Shopify dropshipping yapıyorsanız direktmen dönüşüm reklamları vermeniz gerekiyor. Eğer ürün test ediyorsanız sakın trafik reklamları vermeyin, site trafiği vermeyin, video izlenme vermeyin, asla vermeyin. Size bunu tavsiye ediyorlarsa da inanmayın. Eğer böyle söylüyorlarsa son 2 senedir Shopify dropshipping yapmıyorlardır. Çünkü Facebook algoritması değişti. Evet 2 seneden önce biz site trafiğiyle bunları test ediyorduk veya video izlenmesiyle test ediyorduk. Çünkü çok daha ucuza geliyordu. Ve orada biz insanlar bize ilgi duyuyor mu duymuyor mu bunu anlayabiliyorduk. Ve biz ilgi duyan insanlara veya o reklam üstünden dönüşüm çıkıyorduk. Geri hedefleme çıkıyorduk ve bu sayede çok daha ucuza çok daha iyi satışlar elde ediyorduk. Fakat Facebook algoritması değiştikten sonra artık bir videonuz video izlenmesiyle 1 milyon kişi tarafından izlense de satış yapamayabiliyorsunuz. Çünkü o konuyla ilgili video izleyecek insanlara gösteriyor Facebook. Satın alacaklara değil. Bir diğeri de Facebook Pixel kendini ona göre ayarlamıyor. Yani bir kere Facebook Pixel'e siz video izlenmesi verdiğiniz zaman ve Facebook Pixel ona göre kendini konumlandırdı, ona göre öğrendiği zaman bir daha dönüşüme göre kendini entegre edemiyor aynı reklam üstünden. Dolayısıyla yine paranızı boşa harcamış oluyorsunuz. 5000 dolar harcarsanız 5000'i boşa gider. Eğer bu şekilde size anlatıyorlarsa, bu şekilde yapmanız gerektiğini söylüyorlarsa kendileri dropshipping yapmıyorlardır. Ve son 2 senedir başarılı birine yardımcı olmamışlardır diyorum.
Ve şimdi satış önüme geçiyorum. Burası gerçekten çok önemli. Dönüşüm reklamları haricinde bile satış yapmaya çalışıyorsanız zaten orada hata yapıyorsunuz. Şimdi bizim satış önümüz ne? İlk olarak satış önümüzün en üstü, yani müşterinin ilk bizimle karşılaşacağı yer neresi? View content dediğimiz yer. Yani ilk başta sizin reklamınıza tıklayıp siteye girdiği zaman Facebook Pixel View Content diye bir data alıyor. Bu arada bu satış önümüzün her aşaması Facebook Pixel tarafından işlenebilir olması lazım. Yani biz kafamızdan işte müşteri artık şu aşamada diyemiyoruz. Facebook Pixel bize diyor ki tamam ben bunun datasını aldım, bu müşteri artık bu aşamada. View Content dediğimiz şey müşterimiz bizim ürün sayfamızı gördü ya da müşteriyi nereye gönderdiysek orayı gördü demek. İkinci basamak ne? Yani Huni'nin ikinci basamağına geçtik. Burası da View Content Twice, yani iki kere sayfayı gördü. Bu da çok önemli çünkü Facebook Pixel bunu da görüyor. Eğer bir şekilde o kişi iki kere geldiyse sayfaya ya da hiç sepet eklemeyip o sayfayı yenilemiş olabilir, reklama çıkıp yeniden girmiş olabilir ya da biz bir kişiye iki defa reklamı göstermiş olabiliriz. Bunların ikisinde de tıklamış olabilir. Bu insanlar ikinci basamakta oluyor. Neden? Çünkü her zaman reklamı iki kere tıklayan kişi bir kişi bir kere tıklayandan daha sıcak bir kitle olmuş oluyor ve Facebook Pixel bunu kaydedebiliyor. Dolayısıyla ikinci aşama view content twice diyoruz. Üçüncü aşama ne? Sepet ekleme. Sepet ekleme dediğimiz şeyde de bizim ürünümüzü işte add to cart butonuna basıldığı zaman otomatikman bu kategoriye işlenmiş oluyor ve diğerlerinden daha sıcak olmuş oluyor. Peki diğer aşamamız ne? Initial checkout dediğimiz yani ödeme sayfasını görmüş. Ödeme sayfası dediğimiz yer neresi? Adresini girdikleri, ismini soy ismini girdikleri vesaire. O sayfayı biz ödemeye yeltenen insanlar bu aşamaya giriyor. Yani sepet ekledikten bir sonraki aşama ve en sonuncusu da purchase dediğimiz satın alma işlemi. Yani biz şunu biliyoruz ki dışarıdan bizimle hiç alakası olmayan bir insana biz reklamı gösterdiğimizde bu insan bu aşamalardan ilerliyor. Bu aşamaları geçiyor ve sepete eklemiş bir insan her zaman sizin sayfanızı bir kere görmüş insandan daha sıcak. Veya ödeme sayfasını geçmiş, ödemeye yeltenmiş bir insan da dolayısıyla sepete eklemiş bir insandan daha sıcak. Ve ürününüzü bir kere satın almış bir insan sizden başka bir şey satın almaya diğer herkesten daha yakın bir insan. Dolayısıyla biz bunu kalbimizle bir öğreneceğiz. Neden öğreneceğiz bunu? İleride bunlara göre data işliyor olacağız. Belli metrikleri yakalamaya çalışıyor olacağız. Bundan dolayı bu metrikleri bir kenara yazın. Ve Huni'yi de bir kenara yazın kesinlikle. Huni'nin en sonu çünkü para. Şimdi Huni'mizi anladık. Diğer sayfayı temizledim ama hemen şuraya bir şeyimi yazıyorum. Funnel'ımı yazıyorum. Bakın bu gerçekten çok önemli. Sepet ekleme, initial checkout, purchase. Burada sadece sepet eklemeyi Türkçe kısaltmış oldum ama bunun ismi de ETC deniyor. Add to cart deniyor. Eğer Facebook Manager İngilizce kullanıyorsanız ki Türkçesinde de bayağı bir kısaltma İngilizce ama İngilizce kullanmanızı tavsiye ederim. Şu bizim satış honimiz değil mi? Şimdi geldik ve ölçeklemeye. İlk olarak şunu bilin ki look alike diye bir şey var. Bu look alike nedir? Benzer hedef kitle oluşturma kiti. Yani biz Facebook'a şunu diyebiliyoruz. Benim böyle bir reklam setim var. Al bu reklam setini. Burada 250 tane sipariş var. 250 tane müşteri var. Ya da 250 tane herhangi bir data var. Bu sepet ekleme olabilir. Yukarıdaki herhangi bir adım olabilir. Yani sayfa görüntüleme olabilir. İki kere sayfa görüntüleme olabilir. Sepet ekleme olabilir. Ödeme ekranına gitme olabilir. Satın alma olabilir. Bunların herhangi birinden diyoruz ki benim elimde 250 tane var. Bana buna benzer insanları bul diyoruz. Ve bize buna uygun insanları buluyor Facebook. Peki bunları neye göre düzenliyoruz? Burada yapmamız gereken şey şu. Her zaman lookalike'larda bir tane data verin ve bir datadan her zaman 6 tane lookalike çıkartın. Bu lookalike'lar neye göre oluyor? Şimdi siz diyorsunuz ki benim şöyle bir işte Gürkanzon diye bir pikselim var. Gürkanzon diye bir piksel var. Bunda da sepet ekleme diyelim. Sepet ekleme 700 tane sepet ekleme var. Bunu veriyorsunuz. Bir tane veriyorsunuz. 700 tane sepet ekleme diyorsunuz. Sonra diyor ki size hangi ülkeden benzer kitle bulayım? Diyorsunuz ki Amerika. Amerika. Sonra diyor ki Amerika nüfusunda sizin kitlenize benzer ne kadar benzerlikte olsun diyor. Burada %0, %1 var. Sonra %2 var. Sonra %3 var. Böyle %10'a kadar gidiyor bu. Eğer siz %10 derseniz bu Amerika nüfusunun işte %10 nüfusunu alıyor. %10 benzerlikte. Yani sizin seçebileceğiniz en geniş kitle bu benzer kitle için. Eğer %0, %1 derseniz sizin kitlenize yani seçmiş olduğunuz, verdiğiniz bu
700 tane sepet eklemedeki insanların ortalamasını alıyor ve bunlara en çok benzeyen %0 %1 arası kitleye reklamlarınızı gösteriyor. Burada yapmanız gereken şey %2, %3, %4 seçmek değil. Facebook aynı zamanda diyor ki ben sana diyor istersen %0, %1 arası için bir kitle oluştururum. %1, %2 arası için bir kitle oluştururum. %2, %3 arası için yani %3'e kadar değil 2-3 arası için kitle oluştururum diyor. Ve biz bu seçenekle %6'ya kadar toplam 6 kitle oluşturuyoruz. Yani 0-1 için 1 kitle, 0-2 için 2 kitle, 2-3 için 3. kitle, 3-4 için 4. kitle, 4-5 için 5. kitle, 5-6 için 5-6 için 6. kitleyi oluşturuyoruz. Totalde bizim 6 tane look alike'ımız oluyor. Ya biz az sonra benzer kitlelerin neye göre oluşturulduğu ve hangi dataya göre oluşturulduğuna geleceğim ama biz benzer kitle oluştururken her zaman bunlara bakıyoruz. Sadece bunlara bakmadığımız yani 6 tane oluşturmadığımız 1-2 tane durum olacak. Onların da neden öyle olduğunu anlatacağım ama genel olarak benzer kitle oluşturuyorsanız her zaman buna göre yapın ve aynı ürün satıyorsanız yani bir ürünü satarken oluşturacağınız benzer kitlelerin şey yok, sayısı yok. Yani işte bir kere verirsiniz, alttan oluşturursunuz, başka bir şey verirsiniz, yine alttan oluşturursunuz farklı datalara göre. Bundan dolayı sadece 6 tane oluşturuyoruz ve bunların hepsini oluşturmamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi test. Hala test etmeye devam ediyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ben ne zaman karar vereceğim? Yani 50 tane sipariş aldığım zaman hemen sipariş sepete eklemelere göre ya da satın almalara göre çat diye buradan benzer kitle oluşturup parayı kırabilir miyim? Elbette ki işler öyle işlemiyor. Peki diyeceksiniz ki nasıl işliyor? Şöyle işliyor. Facebook bize diyor ki ben diyor en iyi performansı 500 datada veririm diyor. Yani o işlemi 500 farklı insan yaptıysa ben sana en iyi insanı bulurum diyor. Çünkü şöyle düşünün. Sadece benim aldığımı düşünün bir mağazadan ya da o sayfayı sadece benim ziyaret ettiğimi düşünün. Bunun birçok sebebi olabilir. Yanlışlıkla tıklamış olabilirim. Bir anlık ilgi göstermiş olabilirim ama almayacak olabilirim. Vesaire. Böyle durumlarda eğer Facebook bir tane insanı verdiğinizde de bunu yapabiliyor olsaydı yanlış milyonlarca insanı sitenize getirirdi. Bundan dolayı Facebook diyor ki bana ortalama lazım. Ortalama için de sayı lazım. Bu minimum sayı 500'den az, 100 vesaire minimum sayı ama en iyi istatistikleri, en iyi grafikleri biz 500'de alıyoruz. Size de 500 yapmanızı öneririm. Elbette ilk başta 500 sipariş almak zor. 500 ödemeye yeltenme zor. Initial checkout, 500 tane sepet ekleme zor. İşte bu yüzden dolayı funnel'ımız var bizim. Funnel'ımızda şunu biliyoruz ki biz sona doğru yaklaştıkça kitlelerin ısınma oranı artıyor. Ama bu demek değil ki ilk baştaki insanlar da almaya yakın değil. Bundan dolayı diyoruz ki eğer henüz 500 tane sepet eklemeniz yoksa sayfa görüntülemeler varsa bunlar da olur. Yani diyelim 50 sipariş ulaştınız. Hemen datanıza bakıyorsunuz. 50 sipariş ulaştınız ve diyorsunuz ki Gürkan bana ölçeklemeyi anlatmıştı. Ölçekleme birinci aşama. Ve benim artık bir şeyleri ölçeklemem ve benzer kitle oluşturmam gerekiyor diyorsunuz ve açıyorsunuz datanızı. Böyle yazıyorsunuz satış ürününüzü ve bakıyorsunuz ne kadar data gelmiş hangisinden. Bakıyorsunuz ki sepet ekleme 350 diyelim. Ödemeye yeltenme 275 diyelim. Ve satın almada burada işte 192 diyelim. Burada iki kere görüntülemenin işte 670 olduğunu düşünelim. Burada bir kere görüntülemenin de 1230 olduğunu düşünelim. Herhangi bir mağaza için konuşuyorum. Bu arada bu oranlar çok yüksek. Böyle bir satın alma olmaz muhtemelen. Olduysa siz çok iyi biliyorsunuz. Dropshipping'i diyorum. Böyle bir oran genelde olmuyor ama baktığınız zaman ne yapıyorsunuz? Yukarıdaki yazdığımıza göre ben henüz sepet eklemeden giremem çünkü yeterli yok. Gürkan'ın anlattığına göre. O zaman şurada yeterli var. Yani benim sayfamı iki kere görüntülenlerden benzer kitle oluşturabilirim diyoruz. Ama bu sayfa iki kere görüntülemiş olsa da bizim için çok sıcak bir kitle olmadığı için 6 tane oluşturmuyoruz. Nasıl oluşturuyoruz? %0, %1 ve %1, %2 arası için 2 tane kitle oluşturuyoruz burada. Dolayısıyla bu iki kitle yaklaşık işte bu 500 bin, bu 500 bin olabilir. Seçtiğiniz ülkeye göre vesaire çok değişecektir bu. Ama bu ikisini kullanıyoruz. Peki ne zamana kullanıyoruz? Ta ki artık bir sonraki aşama yani satış öncesinin diğer aşamasında yeteri kadar data olana kadar. Burada 500 artı olursa hemen bunu yapıyoruz. Ve bu arada burayı kapatmak zorunda değilsiniz. Burada yapmanız gereken şey yine test. Bakın eğer performans göstermiyorsa, iyi gelmiyorsa ki az sonra ne kadar bütçe ayarlayacağımıza da geçeceğim. Şu an neye göre benzer kitle oluşturuyoruz? Benzer kitleleri oluştururken bakacağımız datalar neler? Bunlara bakıyoruz.
O yüzden dolayı bir heyecan yapmayın. Neye göre harcayacağım ya 5 dolarla mı harcayacağım vesaire demeyin. Sadece şu an neye bakmamız gerektiğini öğreniyoruz. Şu an bence biliyorsunuz artık hangi dataya bakacağım 50 sipariş sonrası ve hedefim ne? Yani benzer kitle oluştururken ve bu reklamları verirken ki hedef kitlem ne? Satış öncesinin bir sonraki aşamasında yani birazcık daha sıcak insanların sayısını arttırmak ki bu insanları Facebook'a vereyim ve direkt ben burada sayfamı iki kere görüntüleyenlerle uğraşmayayım. Direkt sepet ekleyenler daha sıcak. Bununla yeterli datam varsa buna göre insan bulsun. En iyisi yani maksimum alacağınız performans ne? Satın alanlar. Yani hedefimiz aslında burada öyle ya da böyle şurayı 500 artı yapmak. Burayı 500 artı yaptıktan sonra tamam artık o ürünü bitirmeye, yok etmeye ve asıl para vurmaya hazırsınız. Ama ona kadar tabii ki bu aşamaları geçmemiz gerekiyor. İlk başta da dediğim gibi yani hadi reklam veriyoruz satın alalım yok. Hep bir stratejiyle gidiyoruz, hep sayılara bakıyoruz, hep oranlarımızı biliyoruz. Bu benzer kitle reklamlarını nasıl bütçelememiz gerektiği kısmına geçiyorum. Şimdi biz önceki videoda da dediğim gibi CBO dediğimiz bir şey var. Yani burada CBO nedir? Biz Facebook reklam oluştururken hep hedef kitlelere bütçe giriyoruz. Yani 5 dolar, 5 dolar, 5 dolar giriyorduk. CBO'da şunu yapıyorsunuz. Siz kampanyanın bütçesini giriyorsunuz. 50 dolar kampanya bütçesi giriyorsunuz. Burada hedef kitlelere tek tek girmiyorsunuz. Hedef kitle değil pardon. Reklam setlerine tek tek girmiyorsunuz. Facebook'a diyorsunuz ki benim adıma sen bu 50 doları maksimum performansa göre dağıt. Burada Facebook'a bırakıyoruz bütçe dağılımını ve Facebook bize hangisi daha iyi performans gösteriyorsa ona birazcık daha para harcıyor. Hangisi daha az gösteriyorsa birazcık daha ona harcıyor vesaire. Dolayısıyla biz CBO kampanyası nasıl kuracağımızı biliyorsak ve hangi datalara bakacağımızı biliyorsak Facebook bizden daha iyi yönetiyor. Biz sadece aç kapa işlemlerini yapıyoruz ve sırtımıza yaslanıp haydi bakalım diyoruz. İlk başta CBO'yu off demiştik. Artık on deme vakti geldi. Yani artık CBO'lu kampanyalara geçtik. CBO oluştururken bu benzer kitlelerde günlük 100 dolar veriyorsunuz. Evet artık 100 dolarlı reklamlara geçtik. Bu 100 dolar nasıl işleyecek? CBO'ların içerisine yine biz hedef kitle veriyoruz. Bu hedef kitleleri bir CBO başına en fazla 4-5 tane hedef kitle verin. Zaten 50 siparişe ulaştığınız zaman elinizde böyle 100 tane farklı hedef kitle kalmayacak. Elenecek, elenecek, elenecek. En son en çok performans gösteren 4-5 tanesini bir CBO'nun içine koyun. Daha fazlasını da cırtlıyor Facebook. Facebook'un algoritması. Bu yüzden dolayı yine çok abartmıyoruz. 4-5 tane hedef kitleyi koyuyoruz bir CBO'nun içine ve 100 dolar günlük bütçe giriyoruz. Peki ben 100 dolarda neye bakacağım? Değil mi? Metrikler artık hedef kitle gibi değil. Link click falan bakmıyoruz. Burada risk edeceğimiz para 100 dolar da girsek günlük 50 dolar. Eğer 50 dolara ulaştığında satış yoksa kapatıyoruz CBO'yu. Hiç gözünün yaşına bakmadan. 51 dolar oldu satış yok. Kapatın. Yani şeyimiz bu. 50 dolar sınırımız. Ne olursa olsun bizim zaten deneyeceğimiz şu an reklam testini yaparken ki Shopify dropshipping ürünlerinin marjını da söylemiştim. Kar aralığını da söylemiştim. Bu aralıkta 50 dolarda satış gelmezse sıcak kitleden bahsediyorum. Bu herhangi bir kitle için de olabilir bu arada. Fark etmez. Satış ürünümüzün içerisindeki herhangi bir kitle için 50 dolarda sipariş gelmediği zaman biz o kampanyayı direktmen kapatıyoruz gözünün yaşına bakmadan. 50 dolarda sipariş geliyorsa da bakacağımız metrik neydi? Kar oranı. Yani işte 25 dolar alıyorum, 5 dolara satıyorum. İşte bu kar oranını koruduğu sürece 50 dolardan sonra da işte 100 dolara kadar biz o ürünü satmaya devam ediyoruz. Peki ölçeklemeyi nasıl yapıyoruz? 100 dolarda başarı gösterdikten sonra biz bunu 200 dolar yapıyoruz. 200 dolar iki katına çıkarttık. Eğer hala karlılığı devam ediyor, karlı bir şekilde ürünümüzü satmaya devam ediyoruz aynı CBO içerisinde, bu sefer 400'e çıkartıyoruz. 400 dolarda da karlı bir şekilde satmaya devam ediyor, bu sefer 600'e çıkartıyoruz. 600'den sonra 800'e çıkartıyoruz. 800'den sonra 1000 dolara çıkartıyoruz günlük reklam harcamamızı. Şimdi burada 1000 dolardan sonra da arttırabilirsiniz fakat ben 1000 dolarda her zaman dururum. Peki ne yaparım 1000 dolarda durduktan sonra? Yeni bir CBO kampanyası oluştururum. Neden bunu yapıyorum? Çünkü Facebook algoritması siz ona yatırdığınız para arttıkça birazcık daha israf etmeye başlıyor. Evet daha çok insan ulaşıyor, daha çok satın alma kapasitesi var. Fakat bir noktadan sonra her zaman oranlar düşmeye başlıyor. Ben de bu oranları korumak için 1000'de duruyorum. Bu tam demek değil ki 1500 yapınca performans alamazsınız, 2000 yapınca değil. Benim için en uygunu, en karlısı 1000 dolar olduğundan dolayı
bu geçmiş 2 senede. Bu yüzden 1000 dolarda durup yeni bir CV oluşturmayı yeğliyorum ve biliyorum ki o kampanya karlı, artık benim için karlılığı devam ediyor. Kendim için yeni bir CBO'ya geçmiş oluyorum. Dediğim gibi burada siz kendi stratejinizle de gidebilirsiniz. İşte ilk başta benim dediğim gibi 1000'e denersiniz. 1000'de durursunuz. Yeni açacağınız CBO'da 2000'e zorlarsınız. Bakarsınız hangisi daha karlı. Kendiniz arasında bir seçim yaparsınız. Burada her yiğidin yoğurt işi farklıdır kısmı belki burası için geçerli olabilir. Buraya kadar dediklerimi yapmanızı en azından bir seviyeye kadar şiddetle tavsiye ediyorum. Peki bunlar olurken yeni hedef kitleler ne olacak? Şimdi dedik ya, öyle ya da böyle belli hedef kitleleri elemiş olacağız. Belli hedef kitleler kalacak ve biz burada satış unumuza göre, işte satış unisinin sonuna doğru götürüp aynı hedef kitleye benzer insanlar bulacağız ve satın aldırmalara devam edeceğiz. Bu arada bu ölçeklemenin sadece bir aşaması. Bunun daha geri hedeflemesi var vesaire. Ama bunların hepsine bir videoda girmeyeceğim. Bence asıl önemli olan şey Shopify Dropshipping'in mantığını anlamanızdı bu videoda. Ölçeklemenin mantığını anlamanızdı. Ve biz bir ürünü ölçeklerken sadece bütçe artırayım, işte 5 dolar bunu 55 dolar yapayım değil. Ne, hangi dataya bakıyoruz ve hangi metriklere göre ölçekliyoruz, bu çok önemli. Bu arada bir şey eklemeyi unutmuşum. İlk başta 50 sipariş ulaştıktan sonra ne yapmamız gerektiği ile ilgili. Çünkü hala 5 dolar da devam ediyordu. Ve bizim işte burada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hedef kitlemiz vardı. Burada direkt ben lookalike'lar kısmına geçmişim. Ama ondan önce yani 500, 500, 500 kısmında lookalike'lara geçiyoruz. Evet, ama ondan önce yapmamız gereken bir şey var. Günlük 2 tane çoğaltıyorduk ya bu reklam setlerini. Burada 50 siparişin sonunda artık günlük 5 tane çoğaltıyoruz. Bunu ilk başta söyledim mi hatırlamıyorum. Neyse editlerken bakacağım ama söylemediysem buraya da eklemiş olurum. 5 tane arttırıyoruz. Burada 5 tane çoğaltırken şuna bakıyoruz. En iyi 2 tanesini aynı hedef kitleden yapıyoruz. Yani diyelim bu 2 tanesi 2 farklı hedef kitle olabilir. Bir tane hedef kitle olabilir. 2 farklı reklam setini çoğaltıyoruz. En iyi performans gösteren. Diğer 3 tane çoğaltacağımız şey ise iyi performans göstermeyen ya da mümkünse yeni hedef kitleler için kullanıyoruz. Burada temel düşüncemiz ne? Neden bunu yapıyoruz? Zaten iyi gidiyor reklamlarımız, ürünümüz iyi, kaliteli bir şekilde gidiyor. İyi giden reklamlarla, kar ettiğimiz reklamlarla yeni hedef kitleler bulmanın yolunu arıyoruz. Yani aslında bir yandan parayı, Facebook reklamlarından kazandığımız parayı yeni kitleler bulmak için yatırıma harcıyoruz. Buradaki amaç da ne? Evet, bir kitle buluyoruz. Burada 1, 1,5 milyon, 3 milyon, bazen 4 milyonluk kitle var ama ürünümüze ne kadar fazla hedef kitle bulursak, ne kadar arttırırsak bu sayıyı yeni hedef kitlelerle, bu ürün o kadar uzun süre dayanacak, o kadar uzun süre satılacak. Bunun süresini zaten bulduğunuz bir hedef kitleyi tamamen tüketmeniz yaklaşık 6 ay ila 1 sene sürüyor. Ve yeni hedef kitleler bulursanız hem bu süre artar hem de kazanacağınız para aynı ölçüde katlanmış olur. Dolayısıyla henüz bu 5 dolarlık reklamları test ederken bu şekilde yapmayı unutmayın. Ve yeni yapacağınız, yeni oluşturacağınız hedef kitlelerde şuna dikkat edin. Normalden 5 dolar yapıyorduk ya, bunu yine 5 dolar, en fazla 10 dolar yapın. Yani hali hazırda 5 dolara devam eden, 5 dolara giden reklamlara hiç ellemiyoruz. Onlar 5 dolar devam ediyor. Bu yeni oluşturacağımız 3 ve 2 tane olan hedef kitleleri bence yine 5 dolardan başlatın. Çünkü en iyi sonuç getiren o. Ama biraz daha hızlı data elde etmek istiyorum. Zaten bir yandan para dönüyor Facebook'un içerisinde. Bunları birazcık hızlandırayım diyorsanız da en fazla 10 dolar yapın. Yani 15, 20, 25 asla yapmıyoruz burada da. 10 dolar ve yine burada bakacağımız metrikler önceki metriklerle, yani ilk gün link click'e bakıyoruz. İkinci gün sepete eklemeye bakıyoruz. Üçüncü günde satın almaya bakıyoruz. Tamamen yaptığımız şey bu. Hedefimiz bu diyorum. Bu video birazcık yoğun gelmiş olabilir ama baştan izleyin. Tekrar tekrar izleyin. Durdurun, izleyin. Notlarınızı alın. Ve tekrar ekliyorum. Bakın çok önemli olduğu için kendimi tekrar ediyor gibi olabilirim. Hele ki siz bunu ikinci, üçüncü defa izliyorsanız birazcık daha sıkıcı bir hal almış olabilir. Ama henüz bu aşamaya gelmediyseniz de, hatta Shopify Dropshipping'e hiç başlamadıysanız bile bu aşamaları bilmeniz gerekiyor ki ne için yapıyorum? Yani bir hedefi hedeflerken neden hedefliyorum ya da neden farklı hedef kitleleri bir reklam setine koymuyorum, her reklam setini ayrı ayrı yapıyorum? Çünkü şunu da biliyorum, birçok insan hala bir reklam setinin içine 7-8 tane hedef kitle koyuyor. Hangi firma için çalışırsanız çalışın, bu sadece dropshipping için değil. Bu ölçeklemeler sadece dropshipping için değil bakın. Bu lookalike'lar vesaire her şey için geçerli. Facebook algoritmasından bahsediyoruz.
Dolayısıyla reklamcıysanız da dijital pazarlamacıysanız da bu video sizin için çok çok önemli. Özellikle Facebook mantığını anlamada, reklam vermenin mantığını anlamada gerçekten büyük oynamak istiyorsanız neye bakmanız gerekiyor ve yol haritanızı nasıl çizmeniz gerekiyor konu başlıklı bir videoydu bu. Umarım zevk almışsınızdır ve daha da önemlisi umarım işinize yarar bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Ya da geldiğinde ilk haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.